Merhaba arkadaşlar, Siyah Futbol'a hoş geldiniz. Ben Volkan, yayıncı arkadaşlarım Kırmızı Loş Işıklı Anıl'la Burak, hepinize hoş geldiniz diyoruz. Bugünkü Hoş konumuz geldiniz arkadaşlar. bu Türkiye futbolunun hali ne olacak? Üç büyükler can çekişiyor, Galatasaray küme düşüyor, 3 puan kaldı. Neredeyse mübarek bir sayıya ulaştı puan farkı Trabzonspor'la. Ve bildiğiniz üzere Beşiktaş kan kaybediyor. Fenerbahçe desen Ali Koç kendi kendine öz eleştiri yaptı. İsyanlarda taraftarlar Ali Koç istifa ediyor. Trabzonspor köşeye geçmiş diye gülüyor. Ve muhteşem bir yayınla komedi dans üçlüsü değil bu. Siyah futbol üçlüsüyle bomba gibi başlıyoruz. Gülmeyin. Devam edin. Devam etseniz oğlum. Hocam Ya öyle bir girdin ki konuya. Volkancığım, arkana taraftarı almışsın, bakıyorum Beşiktaş taraftarını Şimdi sağlam arkana bir odaya almışsın almışlar. falan. Ne? Ama bir şey diyeceğim. Şurada ayakta bir arkadaş var, kapşonlu. Sana el mi çekiyor? Ne yapıyor? O Kol mu? mu? Neyse, kol mol bir şeyler yapıyor. Bak görüyor musun sen Anıl? Evet, Bak gözlüklü. ayakta bir tane kapşonlu taraftar var, gözlüklü. Evet, Bak ayakta. onun elinde Kolunu şey var, uzatmış. meşale Konfeti var. diyor. Sana konfeti tutuyor arkandan. Sağ olsun, arkamıza renk kattı. Baya arkadaş dikkat çekiyor orada. Kimse Sen selam olsun. şimdi arkana almışsın taraftarı demekle, yani böyle bir Yo, ben bir şey demiyorum. manalı hani. Beşiktaş taraftarı kocaman bir taraftar topluluğudur. Sen de o kocaman taraftar grubuna layık bir Kocaman arkadaşsın. diyorsun, manalı manalı, saksıya feslen gibi Yok oturtur yok. manası da çıkıyor bundan. Mana Evet. yok. Mana yok. Beşiktaş taraftarını severim. Ben de severim. Arkamda arka plan olarak Sarri sizin gibi çekmişsin. Sarri karizması görüyorum sende şu anda. arkadaşlar, ben o Anıl adam kim arkadaş bilmiyorum gelmişti yani. yayından önce. Ben ondan daha Gözlüyüz. ünlüyüm. Vay be. İyi, hadi Sarri bakalım. kim? Vallahi ben bilmiyorum ya. Kim o? Sarri Napoli'nin hocası Lazio'nun oğlum. ne? Enzo Arkadaşlar Napoli'nin merhaba. hocası Buğra bunu 3 yıl kullanır artık hanım. 3 yıl. Napoli'nin Bazen böyle eski teknik hocası değil aksaklık. miydi Sarri? Hocam şimdi ben hatırlamadığım şey hakkında yorum yapmayayım. Beni de düşürme. Ha, tamam, dalga geçemeyecek, tamam, güzel. Gider ayak Üçümüz de sıçtık, mavili güzel. bir adamdı Sarri yani. Üstünde bir mavi eşofman üstü giyerdi. Gözlük takardı. Hafif kirli sakalı vardı. Aynı Volkan işte. Evet. Sağ olun. Anıl şu evetleri bırak ya. Aklıma Hasan Şaş'a evet de ya. Önder Özen de değil mi o? Ya oğlum çok üzüldüm ya ben o arada Hasan Şaş'a. Lan adam gidiyor Brezilya'ya gol atıyor. Yani dünyaca ünlü oluyor. Geliyor bir televizyon programında. Senin şu Yok yok ama evetlerin, bak Galatasaraylısın yapma. işin özeti neymiş biliyor musun orada? Yok yok, yanlış anlaşılma olmuş. O evet diyen abimiz gerçekten kafa başka yerdeymiş şu anda. Ona evet demiyormuş yani. Bence Hani bazen dinliyorsun da ne, kafa başka yerde oluyor ya. ama Her şeye öyle bir evet evet diyorsun. ki o, Öyle öyle bir dedim, ben evet en son ki diyorsun. Cevap veremiyorsun yani. Öyle bir evet o. sen gel çırağımı anlat der gibi yani. Öyle bir evet Aa yani. yok. Buradan Hasan hocama Çırağımı sonsuz saygılar. anlat. Ne Hasan on hocam. numara Çırağı topçuydu. anlatmak Sağ olun. saygısızlık mı? Ben Çırağına bir şey anlattığın zaman geçen kötü bir şey mi? ders Usta çırak bakıyordum ilişkisi da diyorum. Senin hemen aklın başka yani yerlere kayıyor hocam Anıl. evet. Hasan Şaş'ı çırağı mı benzettin? Bir Geçen an de önce bence patlıcanımıza patlıcan falan bir gönderme Burak, yaptın. sen beni Bugün yakmaya de Hasan çalışıyorsun. Şaş'a. Yemezler koçum. Üç büyükleri konuşalım, beni değil. Haydi konuşun. Evet, hemen heyecanla oraya Ben girmek. Anadolu insanının üç büyükleri bir yıldız gibi Kaydın. ya bu Anadolu kulüplerinin yükselişini konuşsak üç büyükler karşısında bence daha güzel bir konu olmaz mı? Konuşalım. Hemen bir üç büyükleri bir Çünkü haşlayalım. üç büyüklerin bir konuşulacak bir durumu yok bence. Ben yani hallerini de beğenmiyorum şu anda. Anıl'ın yolladığı bir haber vardı. Abubakar'ın demeci vardı. Hani Batshuayi ile ilgili Ben mesela. Beşiktaş'ın sıkıntısı o bundan bence. sonra üç büyükler değil, üç küçükler diyorum ve Anadolu büyükleri diyorum. Oo, bir dakika, bir dakika, bir Tabii. dakika. Bunu bir daha söylemeni istiyorum. Bu çok önemli.
Yani yayının şu ana kadar en anlamlı cümlesini kullandın bugünkü yayının. Bir daha söyler Evet, misin? bundan sonra üç büyükler değil, üç küçükler ve Anadolu büyükleri var Türkiye'de. Of, roman gibi oldu be. Roman gibi oldu. Aynen öyle. Aynen öyle. Siz memnun musunuz üç büyüklerin Ben kana performansından? alıyorum. Bir Ben yani şöyle Galatasaray'ı izlemek söyleyeyim. yani ölüm Üç geliyor. büyükler ligin kaşarlanmış tecrübeli ekipleri, değil mi? Ama ben üç büyüklerin performansını 60 yaşını geçmiş bir yaşlı amcanın performansına benzetiyorum. Yani ben senin adamlığını, mertliğini, delikanlılığını bilmesem Burak, 60 yaş üstünde gece kulüplerine takılan, üzerine kırmızı takım elbisesi ve siyah kravatıyla, içinde beyaz gömleğiyle, fosforlu gözlüğüyle, kale içinde jigololuk yapan bir insan olarak görüyorum. Ama Evet, senin tüm karakterini adamlığını, mertliğini, savunuyorum. delikanlılığını bildiğim için böyle imalar yaptığını hiç düşünmüyorum yani. Yani seni de çok açık, mert ve korkusuz gördüm kardeşim. Öyleyim ben. Hep yani. O üç harf benim hayat felsefemdir zaten. Helal olsun sana. Gerçekten büyük adamsın. Öyleyim. Sadece adamlığım değil, başka yerlerim de büyük. Peki arkadaşlar, Anadolu Kalbim yani. kulüplerinde en çok göze çarpan, Anadolu kulüpleri içerisinde en sükse yapan takım hangisi? Adana Demirspor. Adana Demirspor ve Sence Adana Adana? Demirsporlulara buradan Alanya. selam olsun. Bir dakika. Hey. Alanyaspor. Kesinlikle bir daha Adanaspor demek yok. Yani Yok. Adana Adanalılar bizi Demirspor. vuracak. Tamam mı? Bundan sonra Eninde sonunda Adanaspor demek yok. Ama Adanalı bir şey diyeyim mi? geleceksiniz. Aslında ben Adana Demirspor'a güzel bir güzelleme yapmıştım orada. Yanlış Ben yanlış anlaşıldı ama. anlamıştım. Yanlış anlaşıldı. Adana'nın asıl takımı Adana Demirspor'dur dedim. Adana Spor'dur benim için. Ya Adana Spor, yani Adana'yı temsil eden bir spor kulübü demek istedim Öyle orada. ama Beni Adana yanlış Spor diye anlamayın. bir kulüp var o yüzden. Aslında ya biliyorum da burada benim için Adana'yı temsil eden Adana Demirspor'dur. Yani hani Adana'ya, Adana ilimizin adı Adana olduğu için Adana Spor dedim yani. Aslında bir Arkadaşlar, güzelleme yaptım. Adanalı bir arkadaşım bana bunu söyledi. Eğer Adana Demirsporlular, Adanalılar izlerse bu videomuzu lütfen bana da yorumlarda yazsınlar. Adana'da şöyle bir laf var mı? Adanalı yak, Allah'ın adamı yak. Böyle bir laf var mı Evet, yoksa var. benim arkadaşım işkembeden mi Var. salladı? Bana bu şunu bir söyler Arnalı misiniz? yak değil. Adanalı yak değil söylenişi. Adam Ama bana var. dediği şu, Adanalı yak, Allah'ın adamı yak. Vallahi ben Adanalı yak diyen bir Adanalı görmedim ama İşte hani düzelsinler, Adanalı arkadaşlarımız düzelsinler beni. var öyle bir laf var. Doğrusunu öğrenmek istiyorum. Peki. Devam edelim. Anıl sen ne demek istersin? Diyecek bir şey bıraktınız diyorsun. Evet, diyerek Ya ben açıkçası arkadaşlar, şöyle. şimdi Adana Demirspor'un başarısını ben tamamen başkana bağlıyorum. Evet Başkanın ya, helal başarısını. olsun be. Ben Mecinok bütün yatmaz Anadolu mıydı adamın adı, kulüplerinde başkanımızın adı? sadece Adana Demirspor değil, bütün Bir Anadolu dakika. kulüplerinin başarısını başkanlarına bağlıyorum. Hemen bakıyorum. Kusura bakmayın. Abi yok yok ya. Ne oldu? Murat Sancak, pardon. M ile Ya bir başlıyor şey diyeceğim, bak bir dakika. Bir durun, bir dakika, bir ya. dakika. Ya Durmak da burayı yok. kapat. Abi gözünü seveyim bu kadar, ama sıçılmaz adamların başkanının adını bilmeden sallıyorsun. Mecnun Akdak nasıl ya? Duymuş A Spor'dan bir yerden. Hayır, zaten Adana Demirsporlara geçen hafta ayıp edildi. Bir de adamların başkanının adını Mecnun Akdakmaz yaptın. Ya tabii ki Murat Burak Sancak, Sancak. Murat Burak Sancak. Ya Sancak herkesin dili deyince sürçebilir, tamam mı? başkanın adı Burak Sancak. Bu kadar bak. Bütün başkanların adını biliyor mu lan konuşuyorsunuz ikiniz? Hayır, Ha? en azından Adana Bana Demirspor'un Kayserispor'un başkanı başkanının adını söyleyin. söyleyeyim Kimin? hemen. Berna Hanım, soy Kimin? ismini hatırlamıyorum. Berna Öyle Hanım. soy ismi moy ismi değil. Söyleyeceksin. Tamam, düşünürsem biraz bulurum. Bana biraz Berna müsaade. işte. Berna Başkan. Evet, en kolayını sordum size. Daha sonradını bile bilmiyorsunuz en kolayının. Ne Tek yapalım, kadın başkanın adını soyadını? sordum. Ya Altay'ın başkanını söyleyin. Berna Hanım'ın su Kim? ismi, yani ne gözü bilmiyorum, ne gözüydü, bir şey gözüydü harbiden. Ciddiyim bak, Ha. Berna Tabii. Berna Tamam. Hanım
Altay'ın başkanını söyleyin. Ya Altay'ın başkanı bilmeyecek de ne var canım? Sen de böyle bu sorular soruyorsun bize. He. Allah. Ya. Ya. Daha olsun. Torbadan şimdi olsun. Böyle bir hikaye var. Beethoven'ın şoförü. Beethoven her sunum yaptığı zaman izleyici olarak oturur izlenmiş, tamam mı? Bir gün demiş ki, Beethoven abi demiş, senin o kadar çok sempozyonuna geldim, o kadar çok izledim ki seni, artık söylediğin her şeyi kelimesi kelimesine biliyorum demiş. Bir dakika lan, ne Beethoven'ı? O, Einstein olacaktı o, pardon Einstein. Beethoven nereden çıktı? Einstein, tamam mı? Einstein demiş ki, o zaman demiş gel bu sefer sen bu sefer sen konuş demiş Einstein. Kimse beni bilmiyor zaten, görmedi demiş. Şoförü sunuma girmiş. Einstein de oturuyor. Anlatıyor. Kusursuz bir şekilde anlatmış bütün sunumu. Einstein'dan duyduğu kadarıyla. Sonra bir soru gelmiş. Tamam mı? İzleyici bir soru sormuş. Hop! Bizim çakma Einstein apışıp kalmış orada. Bilmiyor çünkü cevabını. Düşünmüş 3-5 saniye demiş ki, bana o kadar kolay bir soru sordunuz ki. Mecnun katmaz dememiş. Bana o kadar kolay bir soru sordunuz ki demiş. Bunu şuradaki oturan şoförüm bile cevaplayabilir. Hemen çağırıyorum demiş. Şoför bey gelir misiniz? Halbuki adam Einstein'ı çağırıyor yani. Şoförü de yani gerçek Einstein abimiz de çatır çatır anlatıyor. Bunu da güzel bir hikaye olarak Sinan Engin'e de selam olarak söyleyelim. Hocam aynen, bana bir Sinan Engin hikayelerini andırdı bu anlattığı şey ama. Ama siz güldünüz bak. Ya ama işte hocam. Anıl seni göremiyoruz. Yerlere mi yatıyorsun? Loş ışıkta ne yapıyorsun yine? Hocam o kadar güldürdün ki beni, yani kendimi şu an zor toparlıyorum. Bir toparlayayım, hemen açacağım. Anıl bari yayın esnasında iş yapma yani, iş üstünde olma. Yayın esnasında bari şu loş ışıklı ortamda iş yapma yani. Kameraya karşısına geç. Yarına fotoğrafını yetiştirmem lazım. O yüzden kırmızı ışıkta. Evet, pencere konuş dile geldi. Anıl sadece senin konuşmana kaldı olay. Biz konuştuk yani. Sen de böyle yapıyorsun. Vallahi hocam. Yani açık söyleyeyim şimdi. Yayınımız başlayalı kaç dakika oldu? Kaç dakika olduğu hiç önemi yok. Dolu dizgin muhabbet devam ediyor. Açıkçası ortalama bir 20 dakikadır Adana Demirspor'u konuşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sonunda galiba konuşacağız. Gibi. Murat Sancak'tan da özür diliyoruz. Çelik'ten eğer özür diler gibi. Eğer ben de bir pot kırmazsam galiba şu an anlatabileceğiz. Arkadaşlar yani her şey ortada. Fatih Karagümrük'ünden tut. Alanya Spor'una. Altay'dan tut. Hani şimdi sıralama. Altay'ın neresinden tutuyorsun? Bir dakika. Altay dökülüyor. Şey söylüyorum. Dökülüyor olabilir. Lige yeni çıkmış bir takım. Ulan büyük Altay 100 yaşından büyük takım. Olabilir. Galatasaray da 100 yaşından büyük takım. Ama ne haldeyiz, halimizi görüyorsun değil mi? Galatasaray'a torrent virüsü girdi o yüzden. U-Torrent'ten Alman filmleri izlemişler. Ondan sonra yine size vereceğim. Altay maçlarını izleyen Konya Spor'u söylemedik ha. Altay'ın gücünün, tamam mı, yetmemesi olabilir maçlarda ama Altay maçlarda aslında gücünün yettiğince performansını elinden geldiği kadar sergilemeye çalışıyor. Öne çıkan futbolcuları var açıkçası benim bizim maçta da gördüm. Pinares. Gerçekten o Pinares evet. İyi oyuncu. Bak gerçekten iyi. Antalyaspor'un aldığı iki yeni oyuncu da çok iyi. Anıl adları neydi onların? Luis Adriano. Diğer oyuncu kimdi? Endao'yu Galatasaray'a alınmasını sezon başı çok istedim. İkisi ben. De çok Murat, iyi ya onların. Final maçında Beşiktaş'a karşı nasıl oynadı abi? Ya bir adamın suratı patlıcan dolmasına benziyorsa o adam iyi futbolcudur arkadaş. Tamam mı? Çirkin olacaksın kardeşim. Yok olmuş, yok buymuş. Yani... Endao'dan özür dilerim. Bir dakika, Balotelli'ye baksana kardeşim. Ya canavar abi, gibi. Bence fazla örnekleri çoğaltma bence. Sen özür dilerim. Adamın patlıcan surata mı benzettin, bana mı? Patlıcan dolması. Sen patlıcanı alıp veremedin ne babacığım ya. Ben patlıcanı çok severim biliyor musun? Abi senin geçen yayın... Sürekli patlıcan yetiştiririm ben Tufan'da. Bir örnek anlatmış, onu bir anlatsana. Madem artık biraz böyle eğlenceye döndü program. Sen o patlıcanı ne oldu bir anlatsana. Lan o patlıcanı ben afiyetle közleyip yiyecektim.
Daha da o gün almıştım ha. Yayın için aldım bak. Sırf burası bak şu anda eksi 9 derece. Sırf bu soğukta o yayın için Buray'a olan sürpriz için sıcak ortam olsun. Gittim soğukta bir telefonu sokacağım der gibi söyledim. Sizler için yani, siz, sırf sizler için patlıcanın nasıl bir ilişkisi var? Bir dakika sözlüğü oğlum ya. Çok soğuk lan dışarı çıkasım gelmiyor. Çok soğuk. Sırf patlıcan için dışarı çıktım. Tamam mı? İlk önce eşim marketteydi. Eşimi aradım. Bana bir bostan patlıcan alabilir misin dedim. Manav bölümünü geçtik dedi. Çocuklarla alamam dedi. Biz dedi toparlanıyoruz çıkıyoruz buradan. Bir daha kesinlikle gitmem oraya dedi. Çocuklar delirtti beni dedi. Bak eşim eve geliyor. Ben bostan patlıcan almaya gidiyorum aynı markete. Eşimin haberi yok. O soğukta. Sırf siz değerli izleyicilerimizi güldürmek için. Abi patlıcanı aldım. Getirdim burada koydum ya. Galatasaray dedik ya. Ulan bu Galatasaray nasıl bir şeyse. Aynı gün aldığım patlıcan o yeşilli yerlerinden çürümeye başladı. Bu bir mesaj mı acaba? Tamam mı? Patlıcan dedim ki. Mesaj mı veriyor Galatasaray? O gece dedim ki tamam dedim orasını keserim yarın yerim bu patlıcanı. Yarın oldu. Yarın oldu patlıcanın içi çökmüş. Parmağını soksan böyle kurtlar çıkacak yani içinden. Kahverengi olmuş. Dedim ki ondan sonra vay be dedim. Bir patlıcana bunu yapan Galatasaray taraftarını neler yapmaz dedim. Şimdi, o anda da patlıcanı azat ettim. Bıraktım arkadaşlar. Şimdi. Ve bir daha patlıcan yememeye söz verdim. Uzun bir süre. Sevgili arkadaşlar hemen konuyu el atmak istiyorum. Madem futbola başladık. Konya Spor. Konya Spor konuşmadık. Bir dakika. Konya Spor'dan falan önce benim burada devreye girmem lazım. Gerçekten arkadaşlar bakın ne kadar dillere düştük. Galatasaray'ımızın düştüğü hallere bakın. Bu arada cevap veriyorum. Vermediğimi düşünmeyin. Demek ki zamanında o kadar çok patlıcan göstermiş bu tarafta bu takım ki artık nasıl etkilenildiyse patlıcanla artık cevap verilmeye falan başlanmış. Size gelen patlıcan duruma, benden değil duruma, UEFA'dan geldi. Bizi bu duruma düşüren insanlara diyecek bir sözüm yok artık. Bizim şu halimize bakın ya. Bu takım neden 15. Şu halimize bakın ya. 15 değil Anıl. 15 değil. Ezeli rakibinizin üstüne geçtiniz. Ya 15, Kasımpaşa'nın üstündesiniz şu anda. 13.sünüz. Ama yine de düşmeye 3 puan var. Tamam söylüyorum. Galatasaray için ilk 2'nin 2 bile kötü de ilk 2'nin ilk 3'ün dışındaki her şey başarısızlıktır. Ya şu düştüğümüz hale bak ya. Biz sabah akşam bu takımı düşünmekten başka bir şey yapamaz hale geldik. Maçı izliyoruz. Uğur Karakulukçu galiba bugün bir yazı yazmıştı. Ben size gönderdim. Zoraki maçı izlemeyen arkadaşlarımın hepsine teşekkür ederim. Maçı izlerken ruhumun bir parçası koptu yazmış adam. Harbiden of öyle izliyorum lafa ya. Bak Çaydemle. Ya Galatasaray diyeyim ben yemin ediyorum Galatasaray'ın ilk yarısının maçlarına kadar uyuyun. Ben uyuyorum çünkü uykum geliyor. İkinci yarı başlamadan saatimi kuruyorum. Saatim çaldım uyanıyorum ikinci yarıyı izliyorum. Ya bu ne hale geldik biz ya? Cidden öyle. Cidden yabancı bak ben. Yabancı kontenjanın muhabbeti yapılıyor. Yabancı kontenjanın muhabbeti yapılıyor. Biz sene başına Donk'u gönderdik. Donk kötü mü oynuyordu? Ya Donk keşke olsa da şu anda kurtarsa defansı. Denizli Spor'un kalecisinin bize karşı oynadığı performansı hatırlıyor musunuz? Adam mükemmel bir iş çıkardı. Ya bir şans verirsin ya. Bu çocuk bu sene 5 maç sonra dönecek. Pena'ya ne gerek vardı? Tamam iyi oynadı geçen maçta. Şimdi herkes penacı oldu tek maçta da. İkinci maçta göreceğiz. Şimdi hakkını vereceğim ikinci maçta. Şu an bir şey değil. 5 şutun 4'ünü kurtarmış. Gelen bir top gol olmuş. Ama arkadaşlar bu kaleci varken burada tamam mı? Sen kalkıp da Pena'yı almazsın. Değerlendirirsin çocuğu, kiralarsın yarım sezonunu Denizli Spor'un kalecisini. Ya 4 maç en azından Fatih de şanssız mıdır nedir arkadaş ben anlamadım yani. Fatih'ten en azından iyi oynardın yani. Fatih'ten diyorum pardon İsmail'den. Fatih de vertigo olmuş geçmiş olsun. Kaleci için inanılmaz kötü bir hastalık. Anıl ben hiç vertigo olmadım da onu bir anlatmanı istiyorum. Bir de Sierra Leone'un kalecisi neden alınmadı mesela? Hı? Sierra Leone'un kalecisi Afkon'da mucizeler yaratan. O arkadaş neden alınmadı? Maçın i̇şte adamı seçilmişti. Neden alınmadı? Çünkü Afkon daha oynanmadığı için. Tamam. Hani nasıl oynanmadı ya? Bitti ya Afkon. Hayır şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz transferlere başladığımız zaman hani daha böyle bir oyuncular yeni yeni oynuyor. Afkon'dan bir kere nereye adam alıyorsun ya? 1 abi, milyon euroluk adam. Afkon, bir şey diyeceğim. Afkon'un oynanması şart mı? Gözlem ekibi kurarsın. Burak, gözlemci ekibi kurarsın. Zaten bu adamı bir şey değil mi? Hissettirirsin kardeşim. Abi kaleciye para. Dillerdi, kaleciye. Dünya...
finalinde mi adam bulacağız? Kaleciye yabancı kontenjanı vermemek lazım. Yabancı kontenjanı kaleciden kullanmayacaksın. Kur gözlemci gözlem ekibi. Yolla abi Mısır'a, yolla abi Afrika'ya, yolla abi Şili'ye. Ha, bu yolla yani. İşte, kaç para işte harcayacaksın ya? Kaç para gider? Kaç para gider? Ne kardeşim? Demek gider? Gözlem ekibine kaç para verirsin ya? Ülkenin, devletin takımın parasını böyle harcayamazsın. Anıl, bedavaya gitmez misin Galatasaray'ın için? Gözlem yapmaz mısın? Gidelim. Galatasaray sana dese, gel Anıl kardeş, seni Panama'ya yolluyoruz. Seni Antarktika'ya yolluyoruz. Beni Ukrayna, beni Ukrayna'ya yollarsa giderim. Ya yani üstüne para bile veririm. Ya Buğra, ben sana şundan bahsedeceğim. Ya kaleciye kontenjanını, yabancı kontenjanını kaleciden kullanmaya ne gerek var? Ya abi, kullanırsın da kiralamazsın. Alırsın. Genç alırsın, koyarsın yedeğe. Fenerbahçe'yle konuşalım. Kaleci kiralamak nedir ya? Genç kaleci kiralamak nedir Allah aşkına ya? Ya kaleci işte, dediğin adam bu, tecrübeli bu ne abi. Demek biliyor musun? Benim param yok. Bizi bir iki ay idare etsin, zaten Mustafa geliyor. Ondan sonra gitsin, biz başımızı çağırırsa bakmaya arkadaşlar, devam edeceğiz. Bu yaşadığımız problemlerin en özelinde şu yatıyor. Sana bir pas atacağım buraya. Bu yaşadığımız problemlerin temelinde zamanında almış olduğumuz yabancı futbolcuların kulüplerimizi ne yazık ki parasal açıdan çok büyük sıkıntılara sokması. Galatasaray'da yine bir iki tane var. Beşiktaş'ta Allah'ım esirgesin yani. Kamp kurmuşlar yani, gitmiyorlar da yani. Kene. Kanemici sürükler kanınlamıyor Beşiktaş'ımı. Fenerbahçe'de bak gitmiyorlar da. Sosa'sından Luis Gustavo'suna var. Galatasaray'da da var. Beşiktaş'ta ama Allah yani böyle bir şey yok ya. Yapışmış adamlar, kaç senelik sözleşme yapıldıysa. Abi sen hemen kim olduklarını anlat. Ondan sonra Buğra'ya vereceğim bu konuyu. Sonra da ben devralacağım. Ya Mecnunot Yakmaz Sivasspor başkanıymış arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ona da saygılar bu arada. Takımı öyle bir bak, öyle bir adam ki aklımda bir takım. Aklıma kazınmış yani. Arkadaşlar benim son 3 dakikam 4 dakikam ben bir konuşma yapacağım. Çıkmak zorundayım. Görüşümü bildiririm. Zaten Konya Spor ve Alanya Spor'la ilgili de konuşuruz hıca. Ben bir kere ya bakın 3 büyüklerin bu performansı. Yani şunu soracağım size. Üç büyükler mi kötü? Anadolu takımları mı iyi? İkisi de. Aa bir dakika. Hayır. Anadolu takımları çok gelişti. Tamam, üç büyükler de çok kötüleşti. Ben ya abi bir şey diyeceğim. Üç büyüklerin kadrolarına bak itiraz edemez. Üç büyükler ama Anadolu takımları belki çok iyi. Çok iyileştiler Buğra. Bir şey diyeceğim. Şu üç büyüklerin kadrolarına bak abi. Bahanesi olur mu yenilginin ya? Abi Anadolu takımlarını artık küçümsememek lazım. Hepsi kadrosu. Ya arkadaşlar. Abi Pinares şimdi üç büyüklerde oynamaz mı? Oynar. Arkadaşlar oynar Anadolu'ya da kayak Efecan, merkezi yapmamız Alanya gerekiyor. Anadolu Efecan. Hangi takıma koyarsan koy oynar. Buna Trabzonspor'da dahil. Yazık oldu, Fener'e gidemedi. Son anda bozuldu. Yani gitmedi. Bu işin özü ne biliyor musunuz? Anadolu'ya da kayak merkezleri açılması lazım. Sadece İstanbul'a değil. Abi Anadolu takımları yeterince kayıyor zaten. Kayak merkezine ihtiyacı yok yani. Olsun. Resmileştirelim bu işleri. Üç büyükler kayak merkezi haline geldi. Anadolu takımları ziyaret ediyor. Kayıp duruyorlar abi. Kaydırak merkezi. Son bir soru. Son bir soru. Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum Burak kapatmadan. Öncelikle Nuri Şahin'in Antalya Spor teknik direktörlük yapmasıyla başlayan ve Farioli ile diyelim aslında başlayan bu genç teknik direktörler serüvenine Nuri Şahin'le devam edildi. Montella. Bugün de bir haber duydum. Yanlış değilse arkadaşlar kusura bakmayın. Adem Büyük yeni Malatya Spor'un yeni teknik direktörü oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Evet. Kalbiyle yeni Malatya Spor'a her şeyini veren Türkiye'nin belki de abi, en iyi Türk forvet oyuncusu. Türk. Bir şey diyeyim mi? Yeni Malatya Spor'u ben kesinlikle tebrik ediyorum. Medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Abi Juventus. Barcelona. Şans vermiyor mu abi kendi içinden çıkan adamlara? Evet veriyor. Luis Enrique örneği. Pirlo. Luis Enrique'nin çok mu tecrübesi var? Guardiola, Xavi. Guardiola, Xavi. Sonra Juventus'tan bir tane Inzaghi. Inzaghi de hocalık Conte, yaptı. Conte, Juventus'un efsane oyuncusu. Abi yeni Malatya'yı harbiden tebrik ediyorum. Kendi içinden çıkmış adamı başına getirdi abi. Müthiş iş yaptı. Nuri Şahin hakkında ne düşünüyorsun bu arada? Nuri Şahin.
Yani Nuri Şahin için bilemiyorum da, yani Antalyaspor'un çok köklü Antalyaspor içinden çıkmış bir adam değil Nuri Şahin, ama Antalyaspor'u da tebrik ediyorum. Büyük cesaret örneği gösterdi. Deneyeceksin abi. Deneyeceksin. Böyle özellikle kendi içinden çıkmış adamlara şans vermelisin. Bak bunu Beşiktaş hep yaptı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş genelde kendi içinden çıkmış adamlara hep şans evet. vermiştir. Galatasaray'da zaman zaman şans verdi. Bülent Korkmaz olsun. Hani Tugay Kerimoğlu bir ara sözü geçti, adı geçmişti. Olabilir yani. Ama şans verilmeli abi. Kendi içinden çıktın. Son şans bir soru verdi. Daha hocam. Bir dakika. Arioli Karagümrük'te çok başarılı oldu. Şu an Alanya'ya gitti. Alanya'da da dolu dizgin devam ediyor. 32 yaşında. Müthiş adam. Fatih Terim'e yardımcı teknik direktör olarak getirilme muhabbeti olmuştu. Reddedildi muhabbetle geziyor. Hikaye mi diyorsun? Arkadaşlar. Buradan evet, Kayseri. Hocam, biliyorsun. Fatih Hoca hep yandaşlarını alır abi. Ona pohpohlayan. Hocam. Olmaz yani. Büyük ona gelesiye kadar kaç tane yalan Fatih Terim yani. Cici evlatlarını mı başa getiriyor diyorsun bana? 10-30 saniyem kapanmak üzere. Fatih Terim yalamacı adamları alır yanına abi. Onlara bir fırsat verir. Zaten onlar da cacık çıkar. Ondan sonra zaten. Tamam, Burak gitmeden şunu söyleyeyim. Kayseri Spor Başkanı Sayın Berna Gözbaşı'ya da buradan selamlarımızı ve tebriklerimizi sunuyoruz. Berna Hanım, sizi seviyoruz. Allah saygılar. Başımızdan eksik etmesin sizin gibi başkanları. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi güle güle Burak. Benden bu kadar. Taraftarım bay bay. Bitti. Hadi yallah. senin son kullanma tarihi bitti. Anıl, hatta mısın? Buradayım evet. Evet, Burak dondu şu anda. Neyse biz böyle devam edelim. Hani yaşıyormuş gibi, aramızdaymış gibi. Anıl, Fenerbahçe ile ilgili de konuşmanı istiyorum. Her ne kadar ezeli rekabet de olsa Ali Başkan'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Ayrıca Fenerbahçe'nin kötü girişi, yapılan hatalar, forvetteki kısırlıklar, yapılan yanlış transferler. Yani bir A gitti, diğer A geldi. Hani çok garip bir benzetme olacak ama hani Kibar Feyzo'da A ölüyor da hani A ölsün diyorlar da sonra yeni A geliyor hepsinin şeyine şey yapıyor ya. Aynı sanki onun gibi bir durum oldu. Gelen gideni aratıyor mu yani? Aziz Başkan olsaydı daha az mı çile çekerdi bu Fenerbahçe taraftarı? Şöyle söyleyeyim. Ben kısaca bir üç büyükler turu yapacağım. Öncelikle Fenerbahçe taraftarını, Fenerbahçe takımına ben böyle forvetleri yakıştıramıyorum. Fenerbahçe takımının forvetleri her zaman... Ya geçmişe bakarsan Musa Sova kadarki olan bölüm galiba. Hatam varsa düzeltin. Küçük paylar olabilir arkadaşlar. Çok iyi forvetleri her zaman Fenerbahçe takımında olmuştur. Ama ne hikmetse abi ben yakıştıramıyorum yani son dönemde Fenerbahçe takımına gelen forvet oyuncularının Fenerbahçe'ye uygun olduğunu düşünmüyorum. Belki bir tek Vedat Muriç. Belki tabii. O da aslında öyle çok da şey değildi yani hani Vedat Muriç de çok Fenerbahçe forvetini karşılayacak bir forvet oyuncusu olduğunu düşünmüyorum yani ben. Bir Serhat Akın değil. Efendim? Bir Serhat Akın değil. Ya bu takım kimleri gördü bak. Anelkaları gördü. Bak. Serhat Akınlar, i̇şte Tuncay, Kejman. Ya Nobre'yi hatırlıyor musun? En başlarda nasıl çıktı? Ciklet'ten çıktı diyorlardı Nobre için. Nobre'yi bulan adam, Nobre'yi bulup getiren adam, scout'ta kim varsa o adam zaten Fenerbahçe tarihinin en önemli, en güzel transferlerinden birini yapmıştır. Ben Galatasaray'ım. Derbilerin en azılı futbolcusuydu yani. Gerçekten Nobre, Fenerbahçe Galatasaray derbilerinin en zorlu oyuncularından biriydi. Ama şöyle bir şey diyeceğim. Öncelikle şuradan başlayalım. Fenerbahçe takımının forvet oyuncusunu bir şekilde bulabilmesi lazım artık. Ener Valencia bütün iyi niyetiyle elinden geleni yapıyor ama Ener Valencia bir santrfor oyuncusu değildir. Serdar Dursun da yine Almanya 2. liginden gelmiş bir futbolcudur. O da elinden geleni yapıyor. Benim istediğim o değil. Fenerbahçe'nin forvetine gerçekten forvet gibi bir forvet adınmalı ki iş yapsın. Yani bakıyoruz geçmişe bir envenüler geldi gitti işte falan oldu filan oldu biliyorsun. David De Souza vardı ya. Ya ne, kimleri? Anıl hepsini sayamayız. Zamanımız da yetmez hayatımız da yetmez. Yüzden, düşün bu, Van Hooydonk'tan Serdar Dursun'a gitti bu takım ya. Bu tarafta harbi yapılır mı? Hatta Musa Sov'dan. 50 tane adam alacağına. Bak Abdülkerim Durmaz hocamız ne demiş biliyor musun Ali Koç'a? Hocam hoş geldiniz yıllar önce ilk geldiğinde Ali Koç.
Ne yapın, ne edin? Lütfen Edin Visca'yı alın. Ayrıca Taliska'yı da Çin'de mi, uzayda mı, neredeyse gidin, bulun, alın, getirin. Bu ikisi sizi yıllarca idare eder. Onun yerine gidildi, 50 tane transfer yapıldı. Ya bakın şimdi şöyle bir şey ama. Hoca, ya başkanlık yani daha yeni tecrübeleniyor. Hani tabii ki ilk tecrübesinin Fenerbahçe gibi büyük bir takım olması da biraz, yani gönül verdiği takım olması da biraz şey oldu. Ama şöyle söyleyeyim, hani ben başkanı çok eleştirmek istemiyorum. Çünkü benim takımımın da şu anda başkanı ne yazık ki doğru işler açıkçası yapıyor değil. Hani kendisi de zaten açıklamalarında da söylüyor zaman zaman. Beşiktaş takımının da başkanı aslında çok iyi şeyler yapıyormuş gibi görünse de o da aslında iç güveysinden ayrıca yani diğerlerine çok da farklı bir durum yok yani. Bakın arkadaşlar. Yine aralarından ama en yani kötünün tabii iyisi olarak Ahmet Nurçebi geliyor benim için. Tabii. Kötü tabii, Beşiktaş olduğum için değil ha. Kötünün iyisi olarak yani şöyle düşününce. Sevgili Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarı. Arkadaşlar biz bu durumları hak etmiyoruz. Biz bulunduğumuz bir yerleri hak etmiyoruz. Hiçbir zaman şampiyonluğun dışındaki hiçbir şey, hiçbir takımın açıkçası başarısı olarak sayılamaz. O yüzden herkes şampiyonları hatırlar, ikincileri hatırlamaz tarihte. Doğru. Bu yüzden hiçbir zaman ikincilikle, üçüncülükle övünecek takımlar ya da dördüncülükle övünecek takımlar değil bu takımlar. Demek ki yanlış giden bir şeyler var. Öncelikle bu üç takım da forvet oyuncusu sıkıntısını bir an önce çözmesi lazım. Sezon sonunda tamam Gomis alındı ama Mustafa Muhammed formsuz. Cagne sakatlandı ama o da bir inişli çıkışlı formu var. Halil zaten gençlik şeyinde hani döneminde diyeyim. Hani o patlamayı bir yapsa zaten kimseye formayı vermeyecek ama bir türlü yapamadı. Beşiktaş'a döndük, Batshuayi geldi. Vallahi kusura bakmasınlar, Abubakar'la çok bu adamı karşılaştırdılar da. Abubakar ya. Abubakar ya. Abi akıl var, mantık var. Yapmayın ya. Tamam şey, güzel ayrılmamış olabilirsiniz Abubakar'la ama ulan bu adam Abubakar ya. Ben bir tartışmış. Abubakar'dan sonra gelen adam Batshuayi olmaması lazım. Batshuayi ismi var. Evet. Ama Batshuayi ya hep gittiği takımlarda bir tutunmaya çalışmış, tutunamamış, Chelsea'ye geri dönmüş bir futbolcu. Bir Dortmund'da iyi performans gösterdi. Chelsea bunu oynatabilir miyiz diye bir düşündü. Bir denedi menedi, ha bu oynayamaz. Ama Chelsea neden yıllardır bu adamı hala elinde tutuyor? Ha, kiralıktan güzel para geliyor. Kiralıktan güzel para mı geliyor yoksa bu adama inanıp bir gün patlayacak bu adam mı diyor? O da var. Çünkü bu adamı var ya, en büyük sorunu şanssızlığından, cenabetliğinden ziyade bu adamın bitirememe sorunu var. Geri basıpları güzel. Ben izledim maçlarını. Bitiriciliği kötü. Evet. Abubakar aldı mı şak diye böyle yazardı. Asıyordu. Gomis nasıl? Lamba. Gomis nasıl? Gomis resmen aldığı topu yavaşça yuvarlamıyor da yerden. Tavana asıyor mesela. Evet. Fenerbahçe için böyle örnek vereceğim şu an bir oyuncu yok. Ama geçmişe dönelim. Sov nasıldı? Sov normal gol atmadı. Röveşataya kalkıyordu. Biz nerelerden kimlere düştük ya? Burada bak, burada bir yabancının üstünde Fenerbahçe forması gördüm ben. Tamam mı? Nasıl biliyor musun? Arkasında Sov yazıyor ama hem yazı hem de rakamlar, numarası ters çevrilmiş. Evet. Bu adam düzgün gol atmıyor yani. Tabii. Dünyanın en çok röveşatayla gol atmış futbolcularından birisidir Musa Sov. Gollerini, jeneriklerini aç bak. Araya böyle çok böyle röveşata golü serpiştirilmiş olur. Ama tekrar söyleyeceğim arkadaşlar. Önce üç büyüklerin en büyük sorunu forvetsizlik. Forvetsizlik sorununu bir an önce çözmeleri lazım. Geçici önlemler şu anda üç takım içinde alınmıştır. Ama geçici önlemlerle başarı gelmez. İleride paraya çevrilecek yetenekli forvet alabilirsen ne âlâ. Galatasaray'da, yani benim takımım Galatasaray'da Mustafa Muhammed'den bu beklenti içerisinde şu an bir patlasa tam patlayacak. Bekliyoruz. Öyle de bir şey de olmuyor bir türlü. Bakalım diyelim. Gomis'in arkasında da kalabilir. Gomis de tam bir canavar. Ne yapacağını bilemezsin. Bu adam 36'sında kalkar 15 gol atar. 37'sinde kalkar bir 15 tane atar. Sen bu adamı bir türlü 7 atamazsın yani. 15, 37 gol atar. Şey pardon, 15 gol atan adamı nasıl 7 atabilirsin? Atamazsın. Oynuyor çünkü. Yaşını umursamazsın. Onun yanı sıra. Büyük takımlar maestro sıkıntısı çekiyor. 10 numara. Bak Fenerbahçe buldu Mesut Özil'i de Mesut Özil bir türlü uygun, anlıyor musun? Hani bir patladı mı tam patlıyor. Bir duruyor yine patlıyor ama hadi Fener'i bir kenara koyalım. Beşiktaş'ın Alex Teixeira'sı. Beğenmiyorum. Galatasaray'ın on numarası Dikine yok. Dikine iyi gidiyor aslında Alex. Ama yaramaz, devamlı gelmiyor. Yaramaz Beşiktaş'a. Başka takımlarda iyi olabilir. Beşiktaş'ın sistemiyle alakası olan bir oyuncu değil. Galatasaray on numarası nerede bu takımın? Yok.
Abi 9'un yok. 10'un yok. E ne olacak? Şampiyon mu olacak? Zincirlerin iki tanesi yok. İki halkası yok. Peki. Tamam. Güzel konulardan konuştuk şimdi konuşulması. Şimdi şeye dönelim, Trabzon'a. 9'un var mı kardeşim? Var. 10'un var mı kardeşim? Var. 6 numaran 8 numaran da iyi değil mi? Kalecin var mı defansın? Peki şöyle soracağım. Dünya yıldızı diye aldığın oyuncu senin işliyor mu? Yoksa 5 maç sakatlanıp 6 maç yatıyor falan mı? Malekam o işlemezse başkası işliyor. Malekam Şık var değil mi? Vişça var. Peki, Emakama var. Beşiktaş gibi onlar da öz kaynaktan bir sürü futbolcu çıkarıyor. Bir gün bir bakıyorsun, bir gün bakıyorsun 20 yaşında saçları sarı meçli bir çocuk, hızlı bir çocuk koşuyor sağ kanattan falan bir şey. Öbür maç bakıyorum başka bir çocuk yine Trabzon'un altyapısından çıkmış. Kaleci sağlam mı kardeşim? Hocan sağlam mı? Sistemin sağlam mı? Başkanın sağlam mı? Taraftarın arkasında mı? Tesislerin her şeyin tamam mı? Kaç? Bitti. Maça 40 bin kişi gelmiş ha son maça. Bana Trabzon'la ilgili bir tane Trabzonspor'la ilgili bir tane kötü bir şey söyle şu an. Şu anda yok. Tamam arkadaşlar, ben üç büyükler hakkında bütün yorumlarımı yaptım. Şuramda düğüm oldu şu an konuşurken. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Gecenin dördünde de aklıma gelir. Her zaman da Galatasaray benim aklımdadır. Biz bu durumlara düşecek takım değiliz. Bir an önce toparlamamız gerekiyor. Siz de umudunuzu kırmayın kardeşlerim. Geçen videoda söylediğim gibi bu takım yavaş yavaş toparlanacak. Biraz zaman ihtiyacımız var. Yani bu devran bu şekilde gitmez. Ama Anadolu kulüplerine de bir hemen pas atayım şuradan. Arkadaşlar, Anadolu kulüpleri fena halde iyi gidiyor. Adama diyorlar ki bak başkan. Kardeş diyor, sana diyor 10 milyon euro para veriyorum diyor. Bu takıma 8 tane adam alacaksın diyor, iyi diyor. Beni ilgilendirmez diyor. Teknik direktör diyor, sensin diyor. Ben parayı verdim sana, bul bakalım diyor. Adam gidiyor, 8 tane futbolcu buluyor. 4 tanesi mutlaka Anadolu kulüplerinde o 8 futbolcunun 4'ü tutuyor. Çünkü hata yapma lüksü yok. Alkolik çakallar yok. 10 milyon euro ile adam takım kuruyor. Senin karşına dikiliyor. Görüyorsun değil mi kara gümrüğü, mara gümrüğü falan? Ya onu zaten, onu şöyle söylemek istiyorum. Arkadaşlar, Anadolu takımlarını es geçtik sanmayın. Bu aslında üç büyüklerin yaşadığı sıkıntıların işlendiği bir program. Gelecek bölümümüzde de Anadolu takımlarını konuşacağız. Özellikle puan turuna bile baktığımız zaman Konyaspor, Adana Demirspor, Alanyaspor, ondan sonra Hatayspor bu Penza'yı sattığı halde yine Galatasaray'ın üstünde, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin hemen altında. Yani Kayserispor geçen sene küme düşüyordu. Covid olduğu için düşmedi. 4 takım dursun denildi. Hatırlıyor musunuz o günleri? Oradan nereye geldi? Şu anda Kayserispor 10. sırada. İyi ki de düşürmemişler yani koronadan dolayı. Yani Anadolu kulüplerinin de işlendiği, Antalyaspor'un bak küme düşme mücadelesi var. Antalyaspor, Rizespor, Altay, Büyükaltay düşüyor mu? Malatya. Yani Malatyaspor zaten düştü gözüyle bakıyorum. Çünkü 16 puanı var şu anda. Bekleyip çok göreceğiz. Çok zorlukların içerisinde ayrıca. Maddi sıkıntılar çok inanılmaz baş gösterdi diyorlar. Tabii içinde ne ilişkin bilmiyorum. Duyduğumu söylüyorum ben. Söylendi kulağımdan. Herkes giden şehrine, takımına sahip çıksın. Hatırlıyor musunuz Bursa Spor taraftarını? Kapı kapı gidiyordu, şampiyon olacağız, bize yardım edin, bize bağış yapın diyorlardı. Takımı ayakta tutmak için, takımın moralini düzeltmek için. Kapı kapı geziyordu Bursa taraftarı. Her şehirdeki insanlar da kendi şehrinin takımına sahip çıksın. Bursa şu an ya, neyse hocam vallahi yaramızı deşti şimdi. Ne kulüpler alt liglerde, ne kulüpler alt liglerde hocam. Hangi kulüpler bitti, yok oldu. Yazık günahtır ya. Bu Bursa Spor Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş takım. Arkadaşlar coşmayın yani. Şu gelsin takımımıza. Niye yıldız transfer yapmıyorsunuz? Bak işte şu takım yapıyor diye özenip de başkanları da sıkıntıya sokmayın. Ya yapılan transferlerin acısı sonradan gerçekten çıkıyor. Siz Anadolu kulübüsünüz. Bak mesela düşünün. Adana Demirspor'un tabii ki maddi açısından arka tarafındaki desteğin hani iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyorum kulüple alakamız çok fazla olmadığı için ama Adana Demirspor'un ya arkadaşlar Adana Demirspor'da Balotelli tutmasa, öbür oyuncular tutmasa yeni alınan. Aynı sıkıntı Adana Demirspor'da girerdi. Murat ama Başkanımız neden yaptı. Ne yaptıysa ama Murat neden Başkanımız yaptı. Ama bak neden vizyona bak abi. Bir dakika anlatmam gerekiyor bunu. Vizyona bak. Boş adam almadılar. Bak Belhanda'yı aldı. Kumardır bunlar, zar atıyorsun. Belhanda'yı aldı, Balotelli'yi aldı. İnsan dedi ki ooo siz
Adana Demirspor için intihar etmiş olan başkanınıza ihanet ediyorsunuz. İşte böyle yapılır mı? Hainler falan. Ben çok çok sosyal medyada çok okudum bunları. Ama ne oldu? Bak, adam hainlik yapmadığını, hıyanet etmediğini böyle gösterdi. Gitti. Adam dediğim de Murat Başkanımız yani. Adam gibi adam olduğu için söylüyorum adam diye. Ne yaptı? Balotelli'yi getirdi. Beşiktaş'ın almaya korktuğu adam. Getiremedi yani Beşiktaş. Korktu yani Beşiktaş. Takımı bozar, şunu yapar, bunu yapar. Bu Balotelli Beşiktaş'ta olsaydı, bu deli taraftarla deli adam birlikte kombinasyon olsaydı bu duruma düşmezdi Beşiktaş. Şu Bahçuay'ın evet. yaptığını long kat daha iyisini yapardı. Gitti ne yaptı Murat Başkan? Balotelli'ye sahip çıktı. İcabında teknik direktörünün kellesini aldı. Bakın aldı ama gidip de oradan öylesine bir tane sokaktan adam getirmedi. Vincenzo Montella gibi bir adam getirdi. Hem Balotelli ile aynı dili konuşabilecek, hem genç, gençleşmeye gidiyoruz ya, hem de geçmişiyle zaten futbol altyapısı olan bir insan. Böyle böyle yapa yapa bir bitmiş olan Balotelli'yi İtalya milli takımına, İtalya milli takımına bak. San Marino milli takımına demiyorum size. İtalya milli takımına yollamak o kadar kolay değil. Tebrik ediyorum Adana Demirspor bu konuda. Cidden sempati kazandırıyorlar. Sağ olsunlar. Başkan doğru yolda. Başkanınızın arkasında durun arkadaşlar. Başkanınızı destekleyin. Adana Demirspor'u layık olduğu yere getiren de sizin başkanınız ve yüce taraftarınızdır. Ama başkanınıza her zaman sahip çıkın. Bu başkana sahip çıkıldığı sürece Adana Demirspor daha nice başarılara imza atacak. Bundan ben eminim. Tabii canım, çok güzel bir kadroları var zaten. Güçlü bir takım. İyi de oynuyorlar. Bir de Balotelli liderliğinde çıkıyorlar sahaya. Bu da çok güzel bir şey. O yüzden arkadaşlar, Adana Demirspor'un başarısını tebrik ediyorum. Zamanında buna benzer bir şey Antalyaspor yapmaya kalktı ama ne yazık ki bizde Samir Nasri, Menez gibi oyuncular tutmadılar. Hiçbir şekilde top oynamadılar. Ben tribündeydim arkadaşlar. Vallahi billahi saç baş oldum, yemin ediyorum. Hani o şekilde izledim maçları. Allah razı olsun yani, bir Eto geldiği zaman bizde iş yaptı. Eto hem Konyaspor'da iş yaptı hem bizde iş yaptı. Ha, gitmeseydi Konyaspor'u benim için iyi olurdu. Antalyaspor taraftarı olarak ayrı bir şey ama. Buradan da Konyasporlu kardeşlerime de selam söylüyorum. Ahmet Çalık yakın zamanda trafik kazasında vefat etti. Başımız sağ olsun. Yani hepimiz çok üzüldük yani, atlatmak kolay olmadı. Halen de aklımıza geliyor. Aynı zamanda Galatasaray'ımızın da defans oyuncusuydu zamanında. Ahmet Çalık'ı da hatırlayalım buradan. Yani Anıl, toparlayalım. Bu sene kısaca kötü olan Anadolu kulüpleri de ilerleyen zamanlarda tekrar yükselir arkadaşlar. Tekrar iyi yerlere gelir. Önemli olan hatalardan ders almak. Sahip çıkın. Sahip çıkalım. Efendim? Sahip çıkalım diyorum. Tabii sahip çıkılsın. Asla kötü şey yapılmasın. Bak, Antalyaspor kaç kez düştü, ligden geri çıktı. Biz hep destekledik. Desteklemesek ne olurdu? Antalya daha kötü yerlerde olurdu. Biz taraftar olarak hep destekledik. Antalyaspor'un layık olduğu yer her zaman Süper Lig'dir. Her zaman. Bak, kaçıncı olduğunun önemi yok. Şehrinin güzelliğiyle, ekonomiye katkısıyla, turizm cenneti olmasıyla, coğrafyasıyla, her şeyle Antalyaspor bunu hak ediyor. Bak, başarı olmayı her zaman isteriz Antalyaspor taraftarları olarak. Ama hani şu an ben de ligde çok hani nerede olduğunun çok önemi olmadığını düşünüyorum. Önemli olan Süper Lig'de mücadele edebiliyor olmak güzel bir şey zaten. En başta bunu örnek alırsak, önem verirsek zaten ilerleyen zamanda ligde de üst sıralarda yer alırız yani. O yüzden arkadaşlar, her şey daha güzel olacak, takımlarınızı destekleyin. Başka da çok fazla diyebilecek bir şey yok. Son sözüm şu. Büyük takımlar güçsüzleşti mi? Evet, güçsüzleşti ama şunu da kabul edelim. Anadolu kulüpleri de boş durmadı. Evet. Evet. İkisi de oldu dedim ya zaten. Anıl, bu arada aklıma iyi bir fikir geldi. Bu konu hakkında belki de kitap yazacak bir adamsın. Mütevazilik yapmanı istemiyorum. Tamam. Eto hakkında bir bölüm yapmanı istiyorum. Benimle birlikte. Antalyaspor, Eto. Uzun uzun anlatırım onu. Yani Eto'yu, bunu... Eto'yu ben size var ya bak... Bak, Eto'yu ben size var ya bak... Uzun uzun anlatırım ben Eto'yu size. Eto'yu ben her maçını izlemiş adam olarak. Antalyaspor'dayken her maçına... Karda, kışta... Kar olmuyor Antalya'da. Soğukta, sıcakta... Pankartları boyayan insansın sen. Orada değişik değişik mücadelelere giren insansın. Antalyaspor taraftarlara da buradan bir müjdeyi verelim. Antalyaspor bölümü de gelecek arkadaşlar. Listemize ekliyoruz bunu. Eto işlenecek. Burada Eto uzmanı var. Siz de notunuzu verirsiniz bakalım. Eto uzmanı mıymış, değil miymiş? Teşekkür ederiz onlar arkadaşlar. Onlar da görürler.
Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrar karşınızda olacağız. Siyah futbol, içinizdeki troll futbol. Görüşürüz. Görüşürüz.